Motorumuzun üzerinden yazlık Anlas lastiklerimizi söktük. Jantlarımızı temizliyoruz. Ondan sonra yeni almış olduğumuz Wintergrip 2'leri motorumuza takacağız. Bakalım nasıl bir performans olacak. Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Honda CBF150'nin üstünden herkese selamünaleyküm. Videonun başında gördüğünüz motorun lastiklerini sökmüştüm. Kışlık lastikleri takmak için ben lastik değişimlerimi kendim yapıyorum ufak sesli motoru çünkü balans gerektirmiyor. Neyse kışlık lastiklerimizi motorun üstüne taktım. Anlas Wintergrip 2. Şimdi neden bu lastiği aldım falan bunlardan bahsedeyim istiyorum. Hani malum kış lastiği kar yağmaya başladı. Dedim bu videoda karlı bir yerde çekeyim. Şehir merkezinde çok fazla kar yağmıyor. O yüzden yukarılara doğru çıkıyorum. İnşallah yukarılarda kar vardır. Hem belki motor ufaktan bir kara sokarız. Lastiğin performansını görürüz. Şimdi belki biliyorsunuzdur arkadaşlar ben bu motorla paket servis işi yapıyorum. Paket servis işi yaptığımdan dolayı da kışın lastiklerin beni yere iyi bir şekilde tutundurması lazım. Standart aldığımız lastikler maalesef ki kışın tutuşunu kaybediyor. Zaten arabada da bu böyledir bilirsiniz. Yılın belli zamanlarında yani kış zamanlarında hava sıcaklığı belli bir derecenin altına düştüğünde üzerindeki lastikleri söker, kar lastiklerini daha doğrusu kış lastiklerini takarız. Hani şu an araçların üstünde de var, motorun üstünde de var. Çünkü böyle olması gerekiyor. Hani insanlar şey zannediyor. Ya ben kara girmeyeceğim, kara girmediğim sürece sıkıntı yok. Ya bu kış lastiği mantığı bu değil arkadaşlar. Hani kara girmiyorsan kış lastiği zorunlu değildir. Ya öyle bir şey var mı? Senin normalde aldığın lastik belli bir sıcaklıkta çalışmak üzere tasarlanmış. Ama şimdi hava sıcaklığı çok eksilere ya da ne bileyim 1-2-3 derecelere indiğinde senin normal kullandığın lastik iyi bir performans sergilemeyecek. O yüzden senin ne yapman lazım abi? Kış lastiği takman lazım. İşte ben de bundan sebep motoruma Anlas'ın Wintergrip 2'lerini taktım. Bu arada kesinlikle sponsorluk falan yok. Tamamıyla kendi paramla aldım. Hatta ondan da bahsedeyim. Şimdi ben aslında kışın daha doğrusu kar yağdığında motoru pakete çıkartmayı pek düşünmüyordum ama ya dedim kış lastiğimizi takalım. Yine hani motorun girebileceği şekilde sıkıntısız olan yerlere motosiklet gidebilir diye düşündüm ben. Dolayı dedim kış lastiği alayım. Abi araştırdım en iyi ne alabilirim. Tabi Anlas direkt karşımıza çıkıyor. Wintergrip bu modelleri. Araştırmaya başladım. Tabi internette çok farklı farklı fiyatlar var. İşte CBF150 için konuşuyorum. 2022 Ocak ayındayız. İşte biri yazmış 1400 lira, biri yazmış 1000 lira, biri yazmış 1200 lira vesaire. Dedim ben bunu İzmit'te bulamaz mıyım? Neyse bir tane esnafı aradım. Dedim CBF150 Anlas Wintergrip lastik elinizde var mı? Dedi var. Dedim ben montaj hariç fiyat istiyorum. Nakit gelip alacağım. Dedim ne olur fiyatı. Arkadaşlar inanın kaç 1080 mi dedi 1090 lira mı ne dedi. Bu fiyatın altına inmedi. Ya diyorum bak nakit alacağım falan. Zaten diyor bu nakit fiyatı diyor. Bunun diyor altına veremeyiz. Abi internette 1000 liraya satan yer var. Ve güvenilir bir yer. Önceki lastiklerimi de oradan almışım. Ya şimdi burada bunu şey olarak düşünmeyin. Hani pintilik olarak düşünmeyin. 80 lira verilmez değil. Verilir ama. Yani 80 lira için de ben kaç tane paket atıyorum. Neden ben paramı havaya vereyim ki? Sonuçta aynı lastik. Birebir aynı lastik. Kargo ücretsiz bir şekilde elime gelecek. Niye almayayım abi? Niye 80-90 lira para benim cebimde kalmasın? Haksız mıyım ya? Haksızsam deyin ki arkadaşlar. Haksızsın kardeşim. Sen ne kadar pintisin de diyebilirsiniz. Ama bunun dediğim gibi pintilikle bir alakası yok. Ya bu tamamıyla tasarruf meselesi ve burada da ben şunu anlamıyorum. Ya abicim. Hani kış sezonu gelmiş. Motorcular bu lastiğe muhtaç. İzmit'te de bir tek sen bunu satan kişi olarak varsın diye. Niye insanlara 1 lira bile indirim yapmıyorsun ki? Hani ben bunu doğru bulmuyorum. O yüzden gittim abi internetten. Hatta aldığım yeri de söyleyeyim. Sponsorluk falan yok ama. Ama güvenilir bir adres olduğu için. Hani söyleyeyim sıkıntı yok. Ben lastik deposunun web sitesinden aldım. 1000 liraya aldım lastiği. Kargo ücretsiz bir şekilde ve siparişi oluşturduktan 19 saat sonra lastik elime ulaştı. Kendim lastiğimi değiştirdim. Şu an gerçekten motorun üzerindeki o önceki lastiklerine göre çok güzel bir yol tutuşu var. Ha tamam şunu diyebilirsiniz ya kardeşim yeni lastiğin hepsi iyi tutar. Ya bu öyle değil arkadaşlar kış lastiği. Bildiğin lastiğin şekilleri desenleri falan normal lastikten çok bambaşka. Yani bu videoda da biraz bunları anlatmak istedim. Ya arkadaşlar hani zaten normal keyfiyetten motor sürüyorsanız zaten kışın bu havalarda motora binmiyorsunuzdur. Hani bu havaları da geç hani karlı zemini de geç normalde motora binmiyorsunuzdur. O yüzden hani sizin için kış lastiği pek gerekli olmayabilir. Siz normal lastikle zaten motorunuzu sürüyorsunuzdur. Kışında motorunuzu yatırıyorsunuzdur ama özellikle kuryelik yapan arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim. Yani
paradan kaçmayın. Zaten sizin motorunuzun lastiği ortalama 1000-1200 lira bir şeydir. Belki de 800 liradır motorunuza göre. Abi paraya kıyın. Bir tane bir takım motorunuza kış lastiği taktığın. Hani inanın bu sizin çok fazla işinize yarayacak. Hani düştün diyelim, kaza yaptın, bir yerini kırdın. Daha mı ya abi? Değil. Ya da düştün bir yerini kırmadın, motorun bir yerini kırdın. Lastiğe harcayacağın paradan daha fazla masrafın çıkacak. İyi bir şey mi? Değil. O yüzden abi paradan kaçmayalım. Kış lastiklerimizi motorlarımıza taktıralım. Ya ben gidiyorum kar yok. Ne yapacağız? Neyse şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradan sola döneyim, biraz karın içinde motor sürmeyi deneyeyim. Ya bakın aklınıza şu gelmesin. Motorun üstüne bunları takacağım, karda çatır çatır gideceğim. Abi bu lastik o amaçla üreten bir lastik değil. Onun için işte çivili lastikler ya da zincir falan. O yöntemlere bakmanız lazım. Bu lastiğin amacı soğuk havalarda, yumuşak karlı zeminlerde sizin yol tutuşunuzu normal lastiğe göre daha iyi bir şekilde getirmek. Ya tamam, bu lastiği taktık. Yardır yardır da sürmeyeceğiz. Sakin süreceğiz. Motorumuzu her zaman dik tutmaya çalışacağız. Ne kadar motorumuzu biz dik tutarsak motorumuz o kadar dengeli gider. Işığı bekleyelim ve karşıya geçelim. Karda biraz sürelim bakalım nasıl oluyormuş. Arkadaşlar bir dakikaya geçti, hala daha buradayım. Kendimi kırmızıda geçmemek için çok zor tutuyorum ama geç edebilirim. Şimdi direkt şu karşıya bir geçelim bakalım. Orada yumuşak bir kar var, onun üstüne ne yapacak? Ondan sonra şu aşağıdaki karlı yola girelim. İlla ki kayacak ama normal lastikten çok daha iyi tutacağını tahmin ediyorum. Umuttepe'ye doğru çıksak orada kar yağıyor mudur? Abi orada da hava biraz aydınlık görünüyor. Kamerada çok seçilmiyordur ama aydınlık görünüyor. Orada da kar olacağını çok, hani yoğun bir yağış olacağını zannetmiyorum. Hani istedim ki yoğun bir yağış altında bu videoyu çekeyim. Çünkü hani kış lastiğinden bahsedeceğiz. Kar mevsimi falan dedim, hava karlı olsun ama maalesef çok fazla bir kara denk gelemedik. Ama kar lastiklerini taktığımız yok arkadaşlar. Bol bol bu kış karda videolar gelecek, bunu merak etmeyin. Of, en az 2 dakikadır buradayım. Araba geldi, belki yanar. Bak mesela arabada da kar lastikleri var. Kış lastiği pardon. Ağzımız alışmış kar lastiği diyoruz, aslında kış lastiği. Acaba motosikletleri sensör görmüyor mu? Bak araba geldi, yeşil yandı, gördün mü? Evet. Sakin bir şekilde kara giriyoruz. Sanki hiç kar yokmuş gibi çıkıyoruz. Güzel, sıkıntı yok. Şuradan bakalım ileride karlı bir yol var mı? Yok, bu yol biraz temiz. Aşağıdaki daha kötü olan yola girelim. Sanki ben de var ya kar lastik, kış lastiklerinin satış temsilcisi gibi oldum ha. Ama hani mesele o değil arkadaşlar. Mesele size göstermek. Bu lastikler gerçekten bir işe yarıyor mu? Almaya değer mi? Yoksa normal lastikle de gidilir mi? Bunu sizlere göstermek için şu an bu videoyu hazırlıyorum. Evet, şu yol bayağı bir kötü. Tabii biz yine dengeli gidelim. Şu an kaydını hissediyor musun derseniz hayır. Ha şunu da söyleyeyim, şu an eksi bir sıcaklık yok. Yani yerlerde don yok. Tabii ki de buz olursa bu lastik kesinlikle sabun gibi kayar. Ama normal kar şartlarında gidiyor be. Gidiyor. Şu yeşil minibüslerin oradan dönelim. Çok da yolumuzu uzatmayalım. Çünkü şu an paket arası çıktım. Ufaktan bir sardırayım dedim de sardı. Tabii şöyle de bir şey var. Eğer sizin kilonuz ne kadar fazlaysa ve motorunuz ne kadar ağırsa ister istemez yere o kadar daha çok basacak ağırlık ve daha iyi tutacak. Şurada biraz yerlerde buz var gibi sanki. Ama yok ya, çok da buz diyemem. Şimdi şuradan bir dönelim. Şu yerde katılaşmış şeyler direkt lastiği attırıyor. Karda motosiklet süren arkadaşlar biliyordur ki önemli olan yukarı doğru çıkmak değil, karda aşağı doğru inmektir. Şimdi burada fıtı fıtı bir aşağı doğru inelim. Normalde biraz daha hızlı inerdim, etrafta arabalar var. Eğer kayıp da düşersek ne olur ne olmaz. Arabalara vurmayalım. Sağdan gideyim, kendi izimden gitmeyeyim. Şimdi diyebilirsiniz ki ya arkadaşım o yolda çok fazla bir kar yok. Evet yok. Şöyle daha yoğun bir yere gireyim. Sağ tarafta bir çukur olabilir, oradan emin değilim de. Şuradan kenara da girebiliriz. Abi yok şöyle yoğun karlı bir yer dalayım ya. Bir daha lastiği sardırmayı deniyorum. Bu sefer çok fazla sarmadı. Ha bak şurada bir tane sokak gibi bir yer var. Da orada da fazla kar yok. Oraya çıkar. Bak gördünüz değil mi? Orada da fazla kar yok. Şimdi şurası nasıl bir yer acaba?
Motorumuzu sokmayı bir deneyelim bakalım. Burada ne yapacak? Hova! Gidiyor ha! Güzel güzel. Biraz attıralım arkaya şöyle. Kaydıralım, evet. Normal lastik olsaydı şu an belki de düşmüştük. Tamam, çok da zorlamadım ama hani yoğun karın içinde de gidebiliyor. Ya şöyle hafif bir ramp olsaydı da motor oraya sürseydik ya. Neyse, zaten hani bu video bence şu an amacına ulaştı. Kış mevsimindeyiz. O kadar çok kuryelik yapan arkadaşımız, dostumuz var ki hani son zamanlarda bu kuryelik fiyatlarının, maaşlarının, hani kazançlarının diyeyim artmasından dolayı birçok insan kuryeliğe yöneldi. Abi takın motorunuza bir takım kışlık lastik. Patlamayın. Hani kendinizi kırmayın, motorunuzu kırmayın, sevdiklerinizi üzmeyin. Hani bir yeriniz kırılmasa bile işinizden gücünüzden geri kalmayın. Takın abi kar lastiği, kış lastiği. Ya arkadaş, ben de sürekli kar lastiği diyorum ya. Takın abi kış lastiklerinizi. Devam. Evet, ne yapalım, videomuzun sonuna gelelim. Bence gayet de amacına hizmet eden bir video oldu. Arkadaşlar, halen daha kanalıma abone değilseniz ya, 80 binlerde kaldık ve şu 100 bini bir göremedik. Bir kontrol edin, eğer abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ayrıca video bildirimini açarsanız da ben her video attığımda size bildirim gelir. Onun dışında açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımın linkleri mevcut. Oralardan da beni takip edebilirsiniz. İnşallah lensiniz çok fazla kar olmamıştır. Diyor ve videomun sonuna geliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Karda motor sürerken dikkat edin. Haydi eyvallah.